Hangisi genellikle sabahları yenen yemektir? A. Kahvaltı. B. Öğle yemeği. C. Beş çayı. D. Akşam yemeği. A. Kahvaltı son kararım. Eşref Bey'i tebrik ediyorum. Sağ olun. Sırada ihbaral sorumuz var. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Evet. Fasıl heyeti tarafından düzenlenen bir konserde muhtemelen hangi tarz şarkılar icra ediliyordur? A. Rock and roll. B. Rap. C. Türk sanat müziği. D. Heavy metal. C. Türk sanat müziği son kararım. Eşref Bey'i tebrik ediyorum. İlk barajı geçtiniz, 5000 lirayı garantilediniz. Tebrik ediyorum efendim. Sırada üçüncü sorumuz var. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Havadar olduğu söylenen bir yerin havası nasıldır? A. Bol ve temiz. B. Pis ve kapalı. C. Tozlu ve rüzgarlı. D. Kirli ve boğucu. A. Bol ve temiz son kararım. Eşref Bey'i tebrik ediyorum. Sağ olun. Dördüncü sorumuza geldik efendim. 10.000 lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz, sorumuz sonra gelecek. Siyah beyaz benim gibi biraz. Ateşle su, dikenle gül gibi. Bizimkisi roman gibi biraz. Dinlediğiniz Bir Aşk Hikayesi adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Müslüm Gürses. B. Barış Manço. C. Ferdi Tayfur. D. Kayahan. D. Kayahan son kararım. Eşref Bey'i tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Beşinci sorumuza geldik. 20.000 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangi ünlü meydandaysanız ABD'nin New York şehrindesinizdir? A. Times Meydanı. B. Concord Meydanı. C. Kızıl Meydan. D. Trafalgar Meydanı. Bunu biliyorum gibi ama ben seyircilere sormak istiyorum. Tabii ki efendim. Sevgili seyirciler, hangi ünlü meydandaysanız ABD'nin New York şehrindesinizdir? A. Times Meydanı. B. Concord Meydanı. C. Kızıl Meydan. D. Trafalgar Meydanı. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %97 oranıyla A şıkkı demişler Eşref Bey. Siz evet, ne dersiniz? Evet. Times son kararım. New York'ta da bulunmuştunuz değil mi Eşref Bey? Bulundum ama biraz tedirgin kaldım. Concord Meydanı'nı aslında isimden çıkartırdınız. Paris'tedir. Kızıl i̇şte Meydan onu... yine isimden çıkar muhtemelen Moskova'dadır. Moskova'da değil mi? Evet. He, Trafalgar Meydanı da Londra'da. Tamam ama ben garanti alayım Kenan Bey. İyi yaptınız efendim. Altıncı sorumuza geldik. 30.000 lira değerinde sorumuz geliyor. Erzurum ve Erzurum'un Oltu ilçesinin ünlü yemeği hangisidir? Evet. A. İslim kebabı. B.
Cağ kebabı, C. Cartlak kebabı, D. Beyti kebabı. Ben B. Cağ kebabı diyorum. Son karar. Eşref Bey'i tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sıra geldi ikinci baraj sorumuza. Evet. 50 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Evet. Hayri İrdal ve Halit Ayarcı hangi yazarın bir romanındaki iki ana karakterdir? A. Reşat Nuri Güntekin, B. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, C. Ahmet Hamdi Tanpınar, D. Sait Faik Abasıyanık. Buna telefon jokerimi kullanayım ben Kenan. Tabii ki yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Şakir Gül, Eren Kartepe, Ökkeş Cuma. Kimi arayalım? Şakir Gül. Yakınınız nedir efendim? Bana onun talebesi hocasıymış, bana tavsiye etti. Coğrafya hocası kendisi. Hı hı. Bence onun bu konuda bilgisi olduğunu zannediyorum. Şakir Bey'in soruyu sizin yerinize ben okuyacağım. Tamam. Umarım doğru cevabı verir. İnşallah. Hadi Şakir Bey. Umarım efendim. İyi akşamlar Şakir Bey. Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? İyi akşamlar Kenan Bey. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yarışmacımız Eşref Armağan ikinci baraj sorusunda takıldı. Size danışmak istedi. Evet, evet. Efendim Eşref Bey'in yerine soruyu ben okuyacağım. Eşref Bey'e yardımcı olmak adına. Tamamdır. Ve 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Evet, hazırım. Hayri İrdal ve Halit Ayarcı hangi yazarın bir romanındaki iki ana karakterdir? A. Reşat Nuri Güntekin, B. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, C. Ahmet Hamdi Tanpınar, D. Sait Faik Abasıyanık. Hayri İrdal ve Halit Ayarcı hangi yazarın bir romanındaki iki ana karakterdir? A. Reşat Nuri Güntekin, B. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, C. Ahmet Hamdi Tanpınar, D. Sait Faik Abasıyanık. Son 5 saniye efendim. Emin değilim, C olmalı, C. Ahmet Hamdi Tanpınar mı diyorsunuz? Evet. Eşref Bey'i duyabildiniz sanırım. Evet, C. Son kararım, güveniyorum. Tebrikler Eşref Bey. Teşekkür ederim. İkinci baraj sorusuna da jokerinizin desteğiyle doğru cevap verdiniz. 50 bin lirayı garantilediniz. Bununla beraber çift cevap joker hakkı kazandınız. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nden öyle bir romanı vardır Ahmet Hamdi'nin. Oradan iki karakterdi sorduğumuz sorudaki isimler. Tebrik ediyorum Eşref Bey. Teşekkür ederim. Neler hissediyorsunuz şu an? Harika, böyle uçuyorum. Hele 5 milyon alırsam uçağa binmeme gerek yok. Uçacağım Ankara'ya. Evet, az önce tekerlekli sandalyeden şikayet ediyordunuz. Bakın uçmaya başladınız. Tebrik ediyorum. Uçmaya başladım. Gülfer Hanım, sizin duygularınızı da almak isterim. Eşref Bey ikinci barajı geçti, 50 bin lirayı garantiledi. Ben ikinci baraja geleceğini düşünmemiştim ama. İkinci baraja geldi. Çok güzel. Yani gene de şansı yanında olsun. Çünkü onun 6. hissi çok kuvvetlidir. İnşallah. İnşallah efendim. Tebrik ediyorum.